Baykar bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları Suriye, Kuzey Irak, Libya, Karadağ ve Ukrayna'da rüştünü ispat etti. Takdir toplayan Bayraktar'a ilgi günden güne artıyor. Bayraktar'ı gözüne kestiren bir ülkede Almanya. İlk defa SİHA almaya hazırlanan Almanya'da askeri uzmanlar SİHA tercihini Bayraktar'dan yana kullanmak istiyor. Bayraktar. Adına şarkılar yazılıyor. Ukrayna'da Rus işgaline karşı önemli rol oynuyor. Bayraktar. Bayraktar insansız hava araçları tüm dünyanın gözdesi. Bayraktar'ı gözüne kestiren bir ülkede Almanya oldu. Baykar bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları Suriye, Kuzey Irak, Libya, Karadağ ve Ukrayna'da rüştünü ispat etti. Alman Die Welt gazetesinde çarpıcı bir SİHA analizi yer aldı. Analizde ilk kez SİHA almaya hazırlanan Alman hükümetine İsrail SİHA'sı yerine Türk SİHA'sının tercih edilmesi gerektiği önerildi. İlk defa SİHA almaya hazırlanılan Almanya'da askeri uzmanlar SİHA tercihini Bayraktar'dan yana kullanacak. Bunun için Almanya 100 milyar euro ek bütçe ayırdı. Olaf Scholz da SİHA'lara yeşil ışık yaktı. Parlamento Savunma Komitesi'nde yapılan oturumda İsrail'den 152,6 milyon euro karşılığında 140 adet Heron SİHA'sı alınmasına onay çıktı. Ancak Alman askeri uzmanların tercihi ise İsrail'den değil, Türkiye'den SİHA almak yönünde. Bayraktar.